İlk parametrik testimiz T testi. T testleri iki grup ortalamalar arasında fark olup olmadığını karşılaştırmak için kullanılır. T testi istatistik değeri ise ortalamalar arasındaki farkın standart hataya bölünmesiyle elde edilir. Bu testlerle ilgili olarak aksi belirtilmedikçe HSB2 Türkçe SAV adlı bir veri dosyasını kullanacağız. Bu veri dosyası dersin web sayfasında da erişilebilir olacak. Bu veri dosyasında 200 lise öğrencisine ait cinsiyet, ırk, sosyoekonomik statü, okul türü gibi demografik bilgiler ve öğrencilerin okuma, yazma, fen, sosyal bilimler ve matematik derslerinden aldıkları notlar var. Ve veriler normal dağılıma uygun. Veri dosyasındaki SPSS'i ya da PASW'yu açtığınızda göreceğiniz değişkenlerde bu değerler var. İşte cinsiyet, değişken adları da bu şekilde geçiyor. Irk, sosyoekonomik statü, okul türü, program türü, okuma puanı, yazma puanı, matematik puanı, fen puanı, sosyal bilimler puanı gibi. Değişken adları ise sos not, fen not, mat not biçiminde verilmiş durumda. Ve her bir değişkenin alabileceği değerler burada var. Örneğin cinsiyet sınıflama ölçüm düzeyinde erkek ve kadın olarak verilmiş. Irk, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmadan alınan bir veri. Latin, Asyalı, siyah, beyaz diye sınıflama ölçüyle verilmiş. Sosyoekonomik statü yüksek, düşük, orta biçiminde sıralanmış. Okul türü devlet okulu, özel okul biçiminde sınıflama ölçüm düzeyinde. Program türü de aynı şekilde sınıflama düzeyinde genel akademik mesleki lise biçiminde. Ondan sonraki 5 derse ait notlar ise oranlı ölçekle verilen doğrudan notun girildiği veriler biçiminde. Önce tek örneklemli T testi ile başlayalım. Diyelim ki öğrencilerin yazma puanlarının ortalamasının geçme notu olan 50'den farklı olup olmadığını bilmek istiyoruz. Burada araştırma hipotezi olarak 200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'den farklıdır diye bir hipotez kurabiliriz. Ki bu çift grup test yapılmasına işaret ediyor. 50'den farklı demek büyük de olabilir 50'den, küçük de olabilir demek olduğu için çift kuyruk testi. Ama bunu araştırmacı istediği şekilde yönlü hipotez olarak da ifade edebilir. Tabii böyle bir araştırma hipotezi kurduğunuzda bunun boş hipotez olarak karşılığı da 200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'ye eşittir. Yani 50'den farklı değildir biçiminde kurulmak durumunda. Kuşkusuz burada farklı değildir vesaire biçiminde kurabileceğimiz gibi hipotezleri büyüktür küçüktür biçiminde de kurabiliriz. Örneğin 200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'den küçüktür ya da büyüktür dediğimizde o zaman sağ kuyruk ya da sol kuyruk testi yapmak kastediliyor burada. Şimdi tek örneklemli T testi için istatistik yazılım programındaki menüden, veriler ekranında bulunduğunuz andaki menüden Analyze, Compare Means, One Sample T testi seçmek gerekiyor. Buradaki ok işareti, önce Analyze'a tıklayacaksınız, sonra çıkan seçeneklerden ortalamaları karşılaştır anlamına gelen Compare Means'i seçeceksiniz. Sonra çıkan seçeneklerden de tek örneklemli T testini seçeceksiniz anlamına geliyor. Karşınıza çıkacak pencerede değişken listesinin verilecek, biraz önce gördüğümüz o cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi.
Bunların arasından yazma puanını seçeceksiniz. Çünkü test etmek istediğimiz puan yazma puanını ve onun 50'den farklı olup olmadığı. Kerteniz değer olarak da 50'yi giriyoruz. 50'den farklı olup olmadığını test etmek için, ama bu 75 de olabilir. Options, yani seçeneklere basarak güven aralığını tanımlıyoruz. Bu %95 olabilir, %99 olabilir. Biz %95'i seçiyoruz ve OK seçeneğine bakıp devam ediyoruz. Karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor önce. Bu tabloda tanımlayıcı istatistikleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi 200 öğrencinin yazma puanının ortalaması, aritmetik ortalaması 52,78, standart sapması 9,479, ortalamanın standart hatası ise 0,670 olarak bulunmuş durumda. Yani öğrencilerin not ortalaması 52,78 değeri bizim test ettiğimiz 50 değerinden yaklaşık 3 puan daha yüksek. Burada bu iki ortalamanın, yani 50 ile 52,78'in birbirinden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklı olup olmadığını bir sonraki tablodaki tek örneklem t-testi sonuçları veriyor bize. Gördüğünüz gibi burada t değeri belirtilmiş 4,140 olarak. DF serbestlik derecesi anlamına geliyor 199. Zik two-tailed çift kuyruklu test sonucunu veriyor 0,000. İki ortalaması arasındaki, yani 50 ile 52,78 arasındaki farkın 2,775 puan olduğunu söylüyor. Aynı zamanda %95 güven aralığının alt ve üst sınırlarını veriyor. Yani bulduğumuz ortalama 52,78, %95 güven düzeyi bundan 1,45 puan daha az olabilir ya da 4,10 daha çok olabilir. Dikkat ederseniz üst ve alt sınırların birbirine eşit olmaması bize aynı zamanda dağılımın tam da çan eğrisi gibi olmadığını gösteriyor. T değeri farkın ortalamasının standart hataya bölünmesiyle elde ediliyor. İstiyorsanız kendiniz de bu değeri kolayca bulabilirsiniz. 2,775 iki ortalama arasındaki farktı. Bir önceki ekranda ortalamanın standart hatası da 0,670'tir. Bu ikisini birbirine böldüğümüzde şuradaki T4,140 değerini elde ediyoruz. P değeri türbir hatası yapma olasılığını gösteriyor. Bu kadar küçük bir değer bize şunu söylemek istiyor. Bu iki ortalama arasındaki fark şansa bağlı olamaz. 1000 örneklem seçseniz ancak bir tanesi bu değerlerden farklı bir değer verir. Yani 52,78 ile 50 arasında fark olmadığını, 50'ye daha yakın bir sonucu verir anlamına. Serbestlik derecesi ise istatistiksel bir modeldeki değişim olasılıkları demektir. 200 deneyimiz var burada kullandığımız. Kabaca serbestlik derecesi değişim olasılığından kasıt, hani 199 tane rakamı biliyorsunuz, toplam bir rakam var, 200. rakam artık o zaman kesin onu 200'e tamamlayan bir rakam olmalı gibi. Bunu daha sonra nonparametrik testlerde daha ayrıntılı olarak da göreceğiz. Dolayısıyla da genellikle diyelim ki 3'e 3'lük bir tablo varsa onun serbestlik derecesi işte satır ve sütundan birer çıkarılıp 4 biçiminde belirleniyor. Peki nasıl yorumlayacağız bu tek örneklem T testi sonucunu? T değeri ve anlamlılık düzeyi bize 2,78 puan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu, bu farkın şans eseri oluşma olasılığının 1000'de birden az olduğunu gösteriyor. Yani öğrenciler geçme notundan
anlamlı bir şekilde daha yüksek puan almışlardır demek istiyor. Bu durumda biz boş hipotezi reddederiz. Yani 200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'ye eşittir hipotezi reddedilir. Peki ne kadar etkili bu sonuç? Etki büyüklüğü nedir? Bizim her ne kadar P değeri 1/1'den az da olsa bu etkinin büyüklüğünü bulmamız lazım. T testleri için etki büyüklüğünü şurada gördüğümüz R eşittir karekök içinde T kare bölü T kare artı serbestlik derecesine bölümünün karekökünü alarak buluyoruz. Bu işlemi yaptığımızda 0,28 çıkıyor R değeri, yani etki büyüklüğü. Ki bu da orta düzeyde etki büyüklüğü anlamına geliyor. T testleri için yüksek düzeyde etki için en az 0,5'lik bir etki büyüklüğüne ihtiyaç var. Peki bu sonucu Amerikan Psikoloji Derneği'nin stiline göre örneğin bir dergi makalesinde rapor etmiş olsaydık nasıl rapor ederdik? Şöyle bir cümle kurmamız lazım. Öğrencilerin yazma puanları ortalaması geçme notu olan 50'den farklıdır ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. Parantez içerisinde T değerini, serbestlik derecesini veriyoruz. P değerini veriyoruz 1/1'den az diye ve etki boyutunu veriyoruz. Böylece bu yargının istatistiksel test sonucunu da aynı cümleye gömmüş oluyoruz. Burada öğrencilerin yazma puanlarının ortalamasını cümle içerisinde aynı zamanda belirtmişiz ki 50 ile 52-78 arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı farkı okuyucu görebilsin diye. Tabii bu T testi sonucu bulduğumuz P değerini 1/1'den küçük yerine ne verdiyse bize istatistiksel yazılım o şekilde de yazabiliriz. Yani P eşittir 0,00 biçiminde. Ya da eğer bir araştırmada birçok test yapacaksanız ve araştırmanın başlangıcında diyelim ki P değerini 0,05 olarak kabul ettiyseniz ve elde ettiğiniz değer ondan küçükse başta araştırmanın başında işte anlamlık için kabul ettiğimiz değer 0,05'tir deyip daha sonra bunları hiç rapor etmeye, daha doğrusu P değerini hiç rapor etmeyebilirsiniz de. Şimdi bir diğer T testi türü olan bağımsız örneklem T testinden bahsedelim. Buradaki bağımsız ifadesi bir denekten sadece bir kez veri toplanması anlamına geliyor. Örneğimizi bu sefer şu şekilde düşünelim. Erkek ve kız öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması birbirinden farklıdır. Farklı mıdır ya da? O zaman araştırma hipotezimiz erkek ve kız öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması birbirinden farklıdır. Gene çift kuyruk testi. Ama daha önce de söylediğimiz gibi bu denenceyi yönlü denence olarak da kurmak mümkün. Yani erkeklerin notu kızlarınkinden daha yüksektir ya da kızlarınki erkeklerinkinden daha yüksektir, düşüktür biçiminde. Bağımsız örneklem T testi yapabilmek için İstatistik yazılım menüsünden gene Analyze, Compare Means, bu sefer tek örneklem T testi yerine Independent Sample T testini seçeceğiz. Değişken listesinden yazma puanını seçeceğiz ve sağ tarafa pencereye aktaracağız. Bu sefer cinsiyete göre farklı olup olmadığını test etmek istediğimiz için İkinci bir değişken olarak cinsiyeti seçeceğiz. Ve cinsiyette iki değer olabiliyor biliyorsunuz. Erkek ya da kadın. Bunlardan erkekler sıfırla tanımlanmıştı. Grup 1. Grup 2 de 1 olarak tanımlıyoruz. Ve ondan sonra OK'ye bastığımızda yazılım bize gene önce tanımlayıcı istatistikleri veriyor.
Gördüğünüz gibi bu tabloda bir öncekinde 200 öğrencinin ortalaması verirken cinsiyete göre ikiye ayrılmış ve iki satır halinde rapor edilmiş. Toplam 91 erkeğin yazma puanının ortalaması 50,12, standart sapması 10,3, ortalamanın standart hatası 1,08. Kadınların 109 kadının yazma puan ortalaması 54,99, standart sapması 8,134 ve ortalamanın standart hatası 0,779. Yani kabaca ortalamaları karşılaştıracak olursak aşağı yukarı 5 puanlık fark var erkeklerle kızların yazma puanları arasında. Standart sapmaları da yaklaşık 2 puan birbirinden farklı ve erkeklerin puanları daha değişken varyasyon açısından, çünkü 10,3. İkinci tablo ise bağımsız örneklem T testi sonucunu veriyor ve bu tek örneklem T testinden biraz daha fazla bilgi içeriyor. Aslına bakılırsa bu tabloda iki test sonucu var. Biri Löwen testi, şurada gördüğümüz F testi, diğeri ise T testi. Önce Löwen testi konusunda konuşalım. Löwen testi, erkeklerle kızların not ortalamalarının varyanslarının eşit olup olmadığı varsayımını test ediyor. Eğer F testi anlamlı değilse, sonucu anlamlı değilse, yani şuradaki P değeri %5'ten büyükse, eğer kabul ettiğimiz sınır buysa, o zaman varyansların eşit olduğu varsayımı ihlal edilmiyor demektir. Bizim durumumuzda Löwen testi gördüğünüz gibi 0,01. Şimdi niçin buna bakıyoruz? Çünkü birinci satırda mı yoksa ikinci satırda mı, satırdaki T testini mi kullanacağımızı buradaki Löwen testinin sonucuna göre belirliyoruz. Bizim örneğimizde F testi 11,133 istatistiksel açıdan anlamlı, yani %5'in altında. Yani varyanslar birbirine eşit değil. Demin bakmıştık, birinde 10,3'tü, diğerinde 8,134. Dolayısıyla da bu test sonucu bize diyor ki varyansların eşit olduğu varyansların eşit olmadığı varsayımı doğru. Dolayısıyla ikinci satırdaki T ve standart test sonucunu kullanacağız. Onun için şurada kırmızıyla işaretlenen T değerimiz -3,6'yı, serbestlik derecesi 169'u, çift kuyruklu test sonucu 0,00'ı kullanacağız. Ortalamalar arasındaki fark 4,87, farkın standart hatası 1,3, %95 güven aralıkları da bu ortalamadan 7,4 çıkarılması ya da 2,2 çıkarılmasıyla elde edilecek bilgileri var burada. Dolayısıyla T testi burada istatistiksel açıdan anlamlı. Çünkü gene deminkinde olduğu gibi 1000 örneklem seçseniz ancak bunlardan bir tanesi buradakinden farklı bir ortalama verir anlamına geliyor. Burada daha ayrıntılı olarak İngilizce geçen terimleri, her zaman bunları söylemeyeceğiz ama bir kereliğine vurgulamakta yarar var. Mean difference ortalamalar arasındaki fark demek. 4,87, yaklaşık 5 puan olduğunu söylemiştik zaten. Standart hatalar arasındaki fark ise 1,332. Farkın %95 güven aralığı, alt sınırı -7,5 civarında, üst sınırı da -2,24. Yani ortalamadan 7,5 ile 2,24 puan arası
düşük olan sınır %95 güven aralığını belirliyor. Erkeklerin notu ile kızların notu arasındaki fark, yani 4,87 puan, istatistiksel açıdan anlamlı. Bunu şuradaki Zig2Tailed'deki P değerinden anlıyoruz. Bu farkın, yani yaklaşık 5 puanlık farkın şans eseri oluşma olasılığı 1/1'den az. Yani kızların notu erkeklerinkinden anlamlı düzeyde daha yüksek. Bu test sonucuna bakarak bizim erkek ve kızların yazma puanları birbirine eşittir boş hipotezini reddetmemiz gerekiyor. Yani kızlar tutarlı bir şekilde erkeklerden daha yüksek puan almışlardır anlamı çıkıyor. Peki bunu nasıl rapor edeceğiz Amerikan Psikoloji Derneği kurallarına göre? Kızların yazma puanları ortalaması, parantez içinde bu ortalamayı ve standart sapmayı veriyoruz, hatayı veriyoruz. Erkeklerinkinden gene ortalama ve standart hatayı veriyoruz. Farklıdır ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. Parantez içinde yine T değerini, serbestlik derecesini, P değerini ve etki boyutunu gösteren R değerini veriyoruz. Bir önceki örnekte nasıl hesapladığımızı vermiştik. Yorum olarak kızların notları erkeklerinkinden daha yüksektir, etkinin büyüklüğü orta düzeydedir diyebiliriz. Eğer bu denenceyi yönlü kurmuş olsaydık, o zaman rapor ederken farklıdır demek yerine büyüktür ya da küçüktür dememiz gerekecekti. O zaman sağ kuyruk ya da sol kuyruk testi yapmış olacağımızdan verilen çift kuyruklu P değerini 2'ye bölmemiz gerekecekti. Tabii kritik sınıra yakın olduğu zaman bu bir anlam ifade ediyor ama bizde zaten 0,000 çıktığına göre burada bir sorun yok. 2'ye de bölseniz hala 0,000'dan bahsediyoruz. Ancak kritik durumlarda bu değişebilir. Bir diğer T testi örneğimiz bağımlı örneklem T testi. Bir önceki bağımsızdı. Peki bağımlı ne demek? Bağımlı demek bir denekten iki farklı veri topluyoruz demek. Buna paired sample t-test ya da Türkçe'de bazen eşli ya da eşlenik t-testi de deniliyor. Peki nasıl bir örnek kullanacağız bu testi görmek için? Öğrencilerin okuma ve yazma puanlarının ortalamaları birbirinden farklı mıdır? Dolayısıyla iki dersin puanı arasındaki farkı görmek istiyoruz. Araştırma hipotezimizi öğrencilerin okuma ve yazma puanlarının ortalamaları birbirinden farklıdır şekilde kurabiliriz. Bu testte bir öncekinde olduğu gibi bağımsız örneklemden söz edemeyiz. Çünkü bütün öğrencilerin okuma puanlarını bir sepete, bütün öğrencilerin yazma puanlarını bir sepete atıp ikisi arasında ilişki var mıdır diye bakmıyoruz. Bu daha sonra göreceğimiz korelasyon testinin yaptığı bir şey. Bizim yaptığımız ise aynı öğrenciye ait okuma ve yazma puanlarının birlikte değerlendirilmesi, karşılaştırılması. Onun için zaten bağımlı ya da eşli T testi deniliyor bu teste. Şimdi istatistik yazılım paketinde gene menüden Analyze, Compare Means ama bu sefer Paired Sample T test yani bağımlı ya da eşli T testi seçiyoruz. İki değişken karşılaştıracağız okuma ve yazma puanları. Bunları değişken listesinden atıyoruz pencereye ve OK'ye tıklıyoruz. Gene karşımıza önce tanımlayıcı istatistikler tablosu çıktı. Burada öğrencilerin okuma ve yazma puanlarının ortalamaları, standart sapmaları ve ortalamanın standart hataları veriliyor. Öğrencilerin okuma puanları ile yazma puanları arasında bu sefer yaklaşık yarım puanlık bir fark var. Biri 52,23, diğeri 52,78.
Ve standart sapmalar arasındaki fark da yine 1 puandan az. Bu tanımlayıcı istatistikler kısmı. Bir sonraki ekranda ise bu sefer bağımlı örneklem T testinin korelasyon sonucu veriliyor. Bu Pearson momentum çarpımı korelasyon katsayısı ve iki değişken arasındaki korelasyon 0,597 ve P değeri 0,000 olarak bulunmuş. Yani öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında orta düzeyde bir korelasyon var anlamına geliyor bu istatistik. Bir başka deyişle korelasyon katsayısını temel alacak olursak okuma ve yazma puanları arasında pozitif bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da anlamı okuma puanı yüksek olanın yazma puanı da yüksek ya da yazma puanı yüksek olanın okuma puanı da yüksek anlamına geliyor. Bunu ek bir bilgi olarak bağımlı örneklem T testinde vermiş durumda yazılım. Esas T testinin sonucu ise 3. tablomuzda yer alıyor. Bu tabloda bağımlı örneklem T testi için kullanılan iki ortalama arasındaki farkın yaklaşık yarım puan olduğu, standart sapmasının 8,887 olduğu, hatanın 0,628 olduğu, %95 güven aralığının -1,7 ile 0,69 arasında değiştiğini gösteriyor. En son kısımda ise T değeri olarak -0,867, serbestlik derecesi olarak 199, çift kuyruklu test sonucu olarak ise 0,387 var. Bu test sonucuna bakarak çift kuyruklu test sonucu %5'ten 0,005'ten daha büyük olduğu için okuma ve yazma puanları arasındaki yarım puanlık farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı sonucuna varmamız gerekiyor. Ve buradan giderek de boş hipotezi reddediyoruz. Yani okuma ve yazma puanları ortalama, özür dilerim, boş hipotezi kabul ediyoruz. Yani okuma ve yazma puanları ortalamaları birbirine eşittir. Zaten yaklaşık yarım puanlık bir fark görüyorduk. Bu farkın anlamlı olmadığını söylüyor bize bağımlı örneklem T testi. Peki bunu Amerikan Psikoloji Derneği istiline göre nasıl rapor ederiz? Şöyle, okuma puanları ortalaması ile yazma puanları arasında yaklaşık yarım puan fark vardır ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir deyip T testi sonucunu serbestlik derecesi, P değeri ve etki boyutuyla birlikte veriyoruz. Gördüğünüz gibi etki boyutu burada sadece binde 6, 0, özür dilerim, %6, 0,06. Bir önceki deneyde ise 0,27 idi ve orta düzeyde ilişki vardı. Dolayısıyla okuma puanının yazma puanı üzerinde etkisi olması varsa bile çok çok düşük, bu etkinin boyutu çok düşük anlamına geliyor. Bu durumda bizim boş denenceyi, yani 2 puanın, 2 ortalamanın eşit olduğu denencesini kabul etmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz bu bildirimde apasitinle göre yazmada biraz okumayı zorlaştırıcı bir şekilde rapor ettik. Çünkü hem okuma puanlarının ortalamasını ve standart hatasını hem de yazma puanlarını verince cümlenin ortasında bunlar yer aldı. Gerçi bu çok karmaşık bir tablo değil ama gerekirse bu ortalama ve standart hatalar farklı bir tablo olarak da verilebilir. Ama çok fazla bilgi sunan bir tablo olmadığı için burada cümle içerisine de gömülebilir. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Biliyorsunuz T testi sonucundan önce PASW yazılımı bize aynı zamanda korelasyon testi sonucunu verdi. Ve bu korelasyon testi orta düzeyde anlamlılık anlamına gelen 0,597, 0,6 civarında bir korelasyon katsayısı üretti ve bu istatistiksel açıdan anlamlıydı. Etki değeri olarak da 0,36 bulunmuştu.
Okuma notu yüksekse yazma notu da yüksek anlamı çıkıyor tabii ki bundan. En azından öğrencilerin %36'sı için böyle bir şey çıkıyor. Korelasyon katsayılarının etkisini de R'nin karesini alarak buluyoruz. Oysa daha sonra gelen T testi iki not arasındaki yarım puan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını söyledi bize. Niçin? Çünkü korelasyon testi her iki notu, notları kimin aldığına bakmaksızın iki ayrı havuza atıyor. Birinde 200 öğrencinin okuma notu, diğerinde 200 öğrencinin yazma notu. Ve total olarak bu iki not arasında bir ilişki olup olmadığına bakıyor. Yani burada öğrenci yüksek not almış, birinden diğerinden düşük not almış, birinden düşük almış, diğerinden yüksek almış gibi farklar kayboluyor. Oysa bağımlı T testinde birinden yüksek olan öğrenci acaba diğerinden de mi yüksek not almış? Birinden düşük olan acaba diğerinden de mi düşük almış değerlendirmesiyle birlikte bakıldığı için olaya bağımlı T testinde bu korelasyon testinde gözüken anlamlı ilişki yok oluyor. Özet olarak bu dersimizde önce denence testlerinden söz ettik. Tür 1 ve tür 2 hatalarından söz ettik. Yani olasılığa göre yorumda bulunduğumuza göre boş hipotez doğruyken onu kabul etmeme ya da bunun tersi. Etki boyutu ve bir istatistiksel testin gücünden söz ettik. Daha sonra da parametrik testleri tek tek görmeye başladık ve bunlardan ilk olarak da T testlerini, bağımsız örneklem T testi, bağımlı örneklem T testini gördük. Parametrik testleri bir sonraki derste varyans analizi ve regresyon testleriyle devam edeceğiz.